Evet sevgili TV'den izleyicileri hepinize merhabalar. Bugün gene spora dair programında sizlerle birlikteyiz. Bugün Utku Duru hocamla birlikte konumuz yine Aydın Futbolu. Temsilcilerimiz Nazilli Belediyespor, Efeler 09, Kuşadası Spor, Bölgesel Amatörlük ekiplerimiz ve Süper Amatörlük temsilcilerimizi konuşacağız, yorumlayacağız. Bu hafta gene müthiş karşılaşmalar vardı, müthiş zevkli karşılaşmalar vardı. Onları tekrardan sizler için yorumlayacağız. Hocam hoş geldiniz tekrardan. Programımızın da bu hafta 4. haftası. Değerli hocamla birlikte sizler için Aydın Futbolu'nu yorumluyoruz. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ ol Mustafa. Devam. Mücadeleye devam Mustafa. Çok güzel geçiyor bana göre. Takımlarımız gerçekten hani evet. Eksiklerimiz, hatalarımız olacak. Futbol, oyun. Ama gerçekten takımlarımız güzel gidiyorlar. Yani ben şu andaki görünümden memnunum yani Mustafa takım arasında. Evet sevgili izleyenler programımızın akışı şu şekilde gene Nazilli Belediyespor'u konuşacağız. Beyaz grup temsilcisi. Ardından 3. lig 2. grup ekibimiz Efeler 09'u konuşacağız. Onlar da çok önemli bir galibiyetle liderlik koltuğuna oturdular. Ardından Kuşadası Spor, ardından İncirlioğlu Belediyespor, Didim Belediyespor, Söke Spor ve son olarak Süper Amatörlük ekiplerimiz olacak. Evet değerli izleyiciler, Nazilli Belediyespor 2. Lig Beyaz Grubun 12. haftasında sahasında İstanbul temsilcisi Esenler Erokspor'u konuk etti. Geçtiğimiz hafta 1461 Trabzon deplasmanında şaşalı bir galibiyet alan siyah beyazlılar bu hafta ligin en yüksek kadro değerine sahip bir diğer takımı Esenler Erokspor karşısında 5-1'lik ezici bir mağlubiyet aldılar. Gerçekten sezonun bitimine günler kala kısıtlı imkanlarla kurulan Nazilli Belediyespor rakibin milyonluk ayakları karşısında etkisiz kaldı diyebiliriz. Hocam sen de karşılaşmadaydın. Nasıl değerlendiriyorsun? Tabii hemen şurada golleri de vereyim. Siyah beyazlar 6. dakikada Alper Karaman'ın ayağından bulduğu golle konuk ekip 1-0 öne geçti. 13'te İdris Fuat skoru 2-0'a getirdi. 42'de siyah beyazlar Salih'in kullandığı penaltı vuruşunda kaleci çıkardı. Ardından tekrardan Salih'in tamamlamasıyla farkı 1'e indirdiler. Nazilli Belediyespor taraftarının da rüzgarını arkasına almıştı. Tam soyunma odasına bir farkla gitmek isterken 45+1'de Ali Yavuz Kol'un vuruşu ağlarla buluştu ve siyah beyazlar soyunma odasına 2 farklı mağlubiyetle girdiler. İkinci yarıda da etkisiz bir oyun sergileyen Nazilli Belediyespor 79'da Sertaş Can ve 83'te Abuzer Gaffar Toplu'nun attığı gollerle müsabakadan 5-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Hocam nasıl değerlendiriyorsun? 12 haftalık periyotta 7 galibiyet, 4 mağlubiyet, 1 beraberlikle 22 puan toplayan Nazilli Belediyespor 7. sırada. Sen de karşılaşmasaydın. Nasıl gördün izlenimlerini değerli seyircilerimize aktarırsan sevinirim. Mustafa şimdi hafta içinden itibaren başlayalım şimdi Nazilli Spor'a. Hafta içinde işte başkan bir herhangi bir canlı yayın programına gitti. Orada işte temiz bir kalbiyle dedi ki şöyle kurduk, böyle kurduk. Gerçekten çok istekli, çok duygusal bir başkanımız var. Çok istekli, desteklenmesi lazım. Buraya evet. Kadar tamam. Tabii bunun haricinde bazı şeyler yaptı. İşte genç futbolcular dedi. İşte şuraya şu futbolcu şunu istiyor. Buraya futbol isimler de verdi. Hı hı. Ve oradan itibaren başladı. Bizler de hemen dedik ya başkan hemen mesaj yazdık. Mesela şeyden hemen kendi face sayfamızdan yapmayın etmeyin. Daha çocuklar genç futbolcular. Bir de Erok maçı öncesinde bu konuşmalar olmaz ve daha ligin ortasında bu konuşmalar olmaz diye falan böyle bir konuşma. Senin de bir paylaşımın olmuştu oldu, Facebook'ta. Evet, Facebook'ta evet. Oldu. Yani bu bir uyarıydı. Bu ama yönetime uyarı değildi. Futbolculara bir uyarıydı. Neden? Ya futbolcu transfer haberleri gelir. Bizim şimdi futbolcular tamam genç oyuncular. Ama önce futbolcular futbol oynayacaklar. Evet. Yani transferleri bir bırakacaklar, unutacaklar. Önce bu Nazilli Spor'un şu andaki bu haftaki maçın buradan başlıyoruz. Sonra bak futbolculara bir şey söyleyeceğim. 10 yılda kazandıkları o çalışmalar var ya, emekleri var ya. Evet. Futbol öyle bir pisliktir ki Mustafa. Bir günde bitirir. Bir günde bitirir. Onun için önce işlerini yapacaklar. Bunu artık kafalarına yazsınlar. Futbolda bir de abi profesyonellik diye bir şey var. Sen Nazilli Belediyespor'san Nazilli Belediyespor'un şartlarını düşüneceksin. Evet. İşte beni bu takım istiyor, beni şu takım istiyor, ben gideceğim, ben öyle bir şey yok. Nazilli Spor şartlarına uyarsan burada kalırsın, Nazilli Spor şartlarına uymazsan kalmazsın. Bu bir. İki, alın işte hepsini 3-4 tane oyuncu istiyordu değil mi takımlar? Evet. Ne oldu? Bak o 3 tane oyuncu bu hafta hatalarından dolayı kötü bir performans sergilediler. Doğru.
Bir maç kötü yaparsın, ikinci maç kötü oynarsın, bir daha sizleri izlemezler, kimse izlemez. Böyle bir şeyle başlayalım. Evet, iyi takımız, genç takımız. Şu ana kadar da çok iyi konumdayız. İyi evet, mücadele bence... ediyoruz, performansımız bana göre çok iyi. Ama daha profesyonel olamadı futbolcular. Önce profesyonel olacaklar. İki sene bu profesyonelliği burada geçirecekler Mustafa. Evet. Hocam yani şimdi karşılaşmaya gelecek olursak evet. Siyah beyazlılar maça çok yani üst üste çok iki golle başladı. Hemen ardından tabii oyunu dengelediler biraz. Reaksiyon vermeye çalıştılar. Tam o sırada da penaltı pozisyonu yaşandı. Salih tabi kaleciye nişanladı. Daha doğrusu kaleci kurtardı evet, diyelim. Mustafa. İyi bir kurtarıştı. Dönen topu da tamamladı. Fark 1'e indi. Hemen ardından olaylar başladı. Rakip takımda Sertaç Çam ve ardından İdris. Hakeme yaptıkları itiraz nedeniyle sarı kart gördüler. Hemen akabinde Sertaç itirazlarına devam etti. Hakemi alkışladı. Sonra gitti. Ben görebildiğim kadarıyla sanırım sen daha yakındın hocam. Evet, bir küfür söz konusu var orada. Yani orada hakemin bir atması gerekiyordu bence. Atmadı. Evet. Ardından Nazlı Belediyespor tabii bu taraftarının da desteğini arkaya aldı. Tam toparlandı derken Ali Yavuz Kol'un bence o golde Ömer'in de biraz hatası var. Hatta ilk golde de hatası evet. var diyebiliriz. Ömer bu haftaya kadar çok büyük, güzel bir performans evet. sergiledi. Çok büyük oynadı kaptan olarak. Ancak bu maçta biraz sanırım gününde değildi ve hatalarla golü yedik. Nasıl değerlendiriyorsun buraya kadar olan bölümü hocam? Evet, şimdi Mustafa. Nasıl futbolcular korkmadan oynayacak, mücadele edecek diyorsak hakemler de korkmayacak. Evet. Orada biraz hakem etkilendi. Karşı takımın işte İstanbul futbolundan Esenler dolayı. Esenler Erekspor gerçekten ismi olan bir takım. İsmi olan bir takım. Biraz etkilendi. Korktular diyelim. Ondan orada veremedi. Evet. Aslında verebilirdi. Veremedi. Ona geçelim. Hakem olaylarını pek biliyorsun girmiyoruz. Ama maça gelince. Şimdi Nağspor ne yaptı? Her zaman oynadığı gibi birinci bölgede karşılamaya evet. çalıştı. Güzel. Buraya kadar güzel. Birinci bölgede karşıladığı rakip ne yaptı? Rakip de paslarla. Sızma paslarla gitmeye çalıştı. Hı hı. Kimlerle gitmeye çalıştı? İşte Sertaç Çam'la sağdan, soldan da Ali Yavuz Kol'la gitmeye çalıştı. Evet. Şimdi bunu iki değerli oyuncu. İki değerli oyuncu evet. da gitmeye çalıştı. Bunu Nazilli Spor mutlaka çalışmış olması lazım. Fakat bizim eksiğimiz neydi biliyor musun? Birinci bölgede oynuyorsun. Tamam. Ya orada 17 tane bak 35 metrelik alanda 17 tane oyuncu var Mustafa. 17 evet. tane oyuncu. Ya 17 tane oyuncu orada ara pas yapabilir mi? Yapamaz. Doğru. Ki yapamadılar. Tek ne yapabilirler? Uzaktan vurmak. Uzaktan vurabilirler. Evet. Ya şimdi uzaktan vurmak için de ya bir tane temaslı şöyle sert rakibi futbol, bozan bir hareket yapmadık. Evet. Biraz zaten, çekindiler mi hocam? Mustafa çekinme falan olmaz. Tabii bak, erken gelen gol de biraz hoca, bak, şimdi, morali bozmuş olabilir bak, mi? Bak Mustafa defansta evet. şöyle gidelim bak. Defansta anahtar faktörler ne biliyor musun? Baskı, kademe, denge, derinlik. Bizim bu maçta baskı var mıydı birinci bölgede? Hayır. Yoktu. Evet. Kademeler tamam oluştu. Denge, derinlik yapmaya çalıştılar ama sen bunun bir tanesini yapmazsan sıkıntı yaşarsın. Hocam o benim gözüme yapamadım. Çarpan bir pozisyon vardı. Sanırım böyle ikinci gol öncesinde bir pozisyon oldu. Gene Esenler Erok sağdan geldi. Sertaç Çam'la geldiler. Salih Kavrazlı bir topu köşede kaybetti. Yani tekrardan kademesine dönmek ya pardon dönmek yerine topu takip etmek yerine bıraktı. Yani ben bu hafta biraz oyuncularımızda biraz böyle bir rehavet de gördüğüm gibi sanki hocam. Evet. Özellikle Salih Kavrazlı çok etkisizdi. Evet. Savunmaya yardımında biraz eksik kaldı. Evet. Sen nasıl görüyorsun? O evet. ikinci golde de i̇kinci gol, savunmanın evet. çok büyük hatası vardı hocam. Evet. Şimdi birinci golde nasıl baskı yapmadıysak adam geldi 35 metre, 25 metreden vurdu, gol attı. Evet, rahat. İkinci golde de Salih orada topu kaybetti. Ne yapması lazım Salih? Gidip onu kazanmak için mücadele etmesi lazım. İkinci anlamda bunların en büyük silahları ne? Bunu Nazilli Spor hocaları görmesi lazımdı. Ara paslarla, sızma paslarla gidiyorlar. Sertaç Çam'ın önüne attılar. Sertaç ne yaptı? Furkan'ı bir dürttü. Arada 5 evet. metre fark varken Furkan arkada kaldı. Evet. Ha burada parantez için hemen alalım. O zaman Furkan biraz da eksiklerimiz var. Demek ki sen Nazilli Spor'da 1-2 sene daha pişmen lazım Furkan. Hemen oradan beni istiyor başkana. Oradan beni falan istiyorlar. Muhabbetlere girmeyeceksin. Sen önce futbol oynayacaksın Furkan. Daha gelişmen lazım. Evet. Tamam iyi futbolcusun. Tamam kendine özgüvenin var. Tamam performansın yüksek. Şu anda kuvvetlisin, güçlüsün. Ama işte Sertaç'ı tutabiliyorsan işte bir üst iki atlayabilirsin diyorum orada da. İkinci golde öyle yedik. Üçüncü golde Mustafa yine aynı gol. Yine temas yok. Evet. Yine baskı yok. Geldi adam tın 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 tın. Önümüzden geçti evet. gitti Yavuz Kol.
gol attı. Şimdi bir de hocalara şurada söyleyeyim. Ya siz iki tane adamları var. Bunlar yaptıkları zaten bütün maçlarda bu. Yavuz Kol, Sertaç Çan. Evet. İkisi çok zaten etkili futbolcular bunlar. Etkili futbolcular. İdris Fırat ne yapıyor santraforları? Pres yapıyor, baskı yapıyor ama işi yapan oyuncular kim? İki tane kanat oyuncular. Evet. İçe kat ediyorlar. İçe kat ediyor. Ya evet. Sen bunları alacaksın. Sen bunlara birebir önlem alacaksın. Önlemini almadık. İki tane adam gol attı. Evet. İkisi de gol attı. Hocam Nazilli Belediyespor biraz da böyle gençliğin verdiği tecrübesizliği de yaşıyor gibi görüyorum ben. Çünkü genelde iç sahada maçlarımıza baktığımız zaman genelde hocam gollerimizi sağ taraftan yiyoruz. Sağ bekten. Hı hı. Yani tabii Recep Efe Kocak bu maçta sakatlandı ama onun yerine Yakup Emre'yi hoca oraya çekti. Hı hı. Yani oradaki eksikliğimizi biraz değerlendiriyorlar gibi sanki değil mi hocam? Ya şimdi ya biraz stoper özellikli. Evet. Sağ beyimiz. Evet. Şimdi ne zaman ileri çıkacak, ne zaman geri çıkacak bilmiyorum. Bizim en büyük özelliğimiz de hızlı ucumlarla, defansın arkasına dönen toplarla reboundları alıp gole gitmek. Evet. Şimdi bizim sağ beyimiz bir işte bazen işte sol bekte oynayan Özkan gidiyor oradan. Genellikle oradan yapıyoruz ama o genellikle defansta kalıyor. Ama tabii rakip bunu biliyor. Evet. Çünkü ne zaman ne yapacağını bilmiyor. Geçen hafta da aynı oradan yedik. Doğru. Zonguldak maçında. Bu hafta da yine öyle yedik. Ama en azından hani defansif özelliğini hoca kullanmaya çalışıyor. Ama burada bak şimdi biz ne yapmamız lazım Mustafa? Şimdi yine biz teknik heyet şu maçı çalışmamış Mustafa. Bak, evet. Çalışmamış. Şimdi iki tane bunların biri Onur Akbay, diğeri Sakıp. İki tane stoper. Uzun boylu muydu? Evet. Uzun boyluydu. Çok yaşlılar. Yaş ortalarım 35 Mustafa. Evet. Yaş ortalarım 35. Bak bunların hepsini hesaba kitaba koymaları lazım. Yaş ortalarım 35. Uzun boylular, hava toplarına hakimler ama sağa sola gidemez bunlar. Evet, gidemedikleri gibi. Şu anda yönetmenimiz verirse stoperlerin evet. Ahmet'le şeyi var. Evet. Şimdi sağa sola ne yapacaktık biliyor musun Mustafa'cığım? Ya şimdi hep bunları görmemiz lazım. Bunları çalışmamız lazımdı. Bizim Ahmet'e diyecektik ki Ahmet sağa solu koşular yap. Stoperleri dağıt. Sağdan soldan veya bizim stoperlerimiz yani, evet. Evet. Senin önüne doğru atsın. Ha, atamazlarsa eğer Salih'i ortadan kaçıralım. Çünkü stoperler dağılacak ya. Evet. Sızma paslarla Salih'i kaçıralım. Öbür taraftan da Yakup Emre'ye, bizim Yakup evet. Emre'ye kaçıralım. Recep çıkana kadar, evet. Stoperleri önce dağıtmamız lazım. Ahmet orada yem olması lazımdı. Şimdi Ahmet aralarında sıkıştı kaldı. Bütün hocam, kava toplarını bunu yaptık, yapmaya başladık. Gol de bulduk, pozisyonlar evet. da bulduk. Hatta bir pozisyonda Ahmet'in hatalı bir pası vardı. Tribünün de çok tepkisi oldu ona. Ardından aynı pozisyonun tekrarını yaptık, penaltı yakaladık. Penaltı. Bir defa yaptık. Kaçıncı evet. dakikada yaptık biliyor musun? 36. dakikada yaptık bunu. Evet, ilk Ahmet'in pozisyonu 36. Evet. 36. dakikada yaptık. 36. dakikada gerçekten geldik, güzel geldik. İşte Ahmet sağa gitti, sola gitti. Stoperler dağıldı, o göbek boşaldı. İşte Salih'in önüne geldi. Salih tekrar Ahmet içeri koşu yaptı. Ahmet'e verdi. Ahmet, abi konsantrasyonu yoktu çünkü Ahmet. Evet. Bu maçta bak, iki maçtan beri, bak şey maçında da öyle. İki maçtan beri Ahmet'in kafası dağınık gibi. Yani yönetim mi? İbrahim Kırdemir genel kaptan o mu konuşacak? Ahmet'i çekecek. Ya Ahmet var mı kardeşim bir sorunun? Gelecek. Onunla güzelce bir konuşması lazım diyorum ben. Çünkü Ahmet iki maçtan beri o yetenekli oyuncu, o Nazilli Spor'u taşıyan oyuncu iki haftadan beri kafası başka yerlerde gibi geliyor bana. Evet. Onu hocam, da söyleyeyim. Buradan yani. Değerli izleyicilerimiz var tabii. Nazilli'den bizi izliyorlar. Onlara Hı-hı. da selam gönderelim. Hı-hı. Buradan Semih Erden Çamkır kardeşimiz var. O da askerden bizi izliyormuş. Hayırlı tezkereler evet, Semih. Buradan hayırlı tezkereler dilerim. Ona evet. da selam gönderelim. Değerli Nazilli Spor taraftarları da şu anda bizi izliyorlar. Hepsine selam olsun buradan. Selam olsun. Selam evet olsun. Hocam kaldığım taraftar yerden. Dedin. Bak taraftar. Evet hocam dedin. Ona geleceğim. Şimdi Recep Efe Koçak'ın bu maçta omzu çıktı. Karşılaşmanın Hı-hı. 26. dakikasında Ali Yavuz Kolla girdiği Hı-hı. bir pozisyonda dirsek darbesiyle yerde kaldı. Yere düştü ve omzu çıktı. Ambulansla sahayı terk Hı-hı. etti. Ardından 79. dakikada Hakkıcan Aksu'nun da Hı-hı. golden önceki pozisyonda yerde kalarak o da sedye ile sahaya terk etmek zorunda kaldı. Son aldığımız bilgiye göre Recep Efe Koçak'ın omzundaki çıkık yeniden yerine takılmış. Afyon maçında oynamak istediğini söyledi. Bunun yanında Hakkıcan Aksu'nun da tam daha MR sonuçları belli olmamış hocam. Sağ arka adalesinde bir yırtık şüphesi var. Hı hı. Büyük ihtimal Afyon maçını da kaçıracak. Tabii maç sonunda ikinci araya gelelim mi hocam? İkinci arayı değerlendirmek ister misin? Evet, 3-1'lik şimdi mağlubiyetle girdiler siyah beyazlar evet. devreye. Ardından ikinci arada yani şimdi sahada olmayan bir Nazilli Spor. Şimdi sahada olmayan bir Nazilli Spor. Nasıl değerlendiriyorsun? Ekrem Çalışkar
Şimdi ilk 15 dakika oldu. Çalışanlar, Ekrem çalışanlar. 2-0 oldu Mustafa maç. 2-0 olunca Ekrem diyor ki kenarda biz görüyoruz. Allah'ım diyor bugün ben iyi olayım diyor. Artık biliyor, o da oyuncu da biliyor, görüyor. Gitmediğini görüyor oyuncu. Evet. Ama bunu yan taraftaki bizim teknik heyette görmesi. Hoca sahaya bakıyor bize, yardımcı antrenörün görmesi lazım bunu. Öbür taraftan bizim tekrar orta sahada Serhat. Ya tamam genç oyuncu, iyi niyetli oyuncu ama ya Serhat da artık bu maçın oyuncusu değil. Evet. Karşı rakip bu oyuncu değil. Hoca bunu hemen tık diye görmesi oraya lazım. Oraya daha efektif olan Ali'yi koyabilirdi. Hemen, gerçi ikinci yarıda yaptı ama geç kaldı. Evet. 15. dakikada bunları yapmamız lazımdı. Bunları yapamayınca geç kaldık. Sonra işte oyuncu değişikliklerini 60'tan sonra yaptık. Şimdi Enes tamam güzel. Bence de kanat oynaması lazım ama Enes'e birisi söylemesi lazım. Demesi lazım ki kanatta oynarken ayağını çizgiye bas, oyun genişlik kazansın. Oradan içeri panetlet demesi lazım. Evet. Hemen hızlı hücumlarla oradan git demesi lazım. Birileri onu Enes'in nasıl oynayacağını anlatması lazım. Bir de Mustafa benim teknik heyette şunu anlamıyorum. Şimdi biz maçlara nasıl hazırlanıyoruz biliyor musun? 70 dakika boyunca sabırlı olacağız, 60 dakika boyunca sabırlı olacağız, hızlı hücumlarla gideceğiz. Evet. Birinci planımız var ama ikinci, üçüncü A, B, C planımız yok. 1-0'da maç ne olur, 2-0'da maç ne olur, 3-0'da maç ne olur? Nasıl, nereden biliyorsun hocam? Şimdi 2-0 oldu birden maç. Teknik heyet kenardan bas, 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 bas. Tamam, basıyoruz. Adam bilmiyor ki nasıl basacak. Ahmet bir stopere gidiyor. Salih diğer stopere gidiyor. Ötekiler şaşırıyor. Ne yapacağız biz diyor. Nereye basacağız diyor. Evet. Abi çalışmamışsın. Doğru. O çocuk onu zaten görüyor. Hoca çok bağırdı kenarda. Ama bağırmak yetmiyorsa onu defalarca o baskıyı tekrar atman lazım. Sen demek ki 1-0, 2-0, 3-0 sonuçları düşünmemişsin. Evet. Biz 0-0 60. kadar gelelim demişsin. B planı yoktu diyorsun. B planı yoktu. Yani görünüyor sahanın içinde görünüyor. Çocuklar nereye gideceğini, nasıl baskı yapacağını hiç yapamadı yani. Evet. Orada da bir hatamız oldu ve ikinci yarıda böyle onun şeyiyle, moral bozukluğuyla artık düştük takımda ve durup evet. 5-1 oldu. Yani ikinci yarı 70'ten sonra zaten sahada yoktuk yani. Evet sevgili izleyenler, karşılaşmanın sonunda da çok dikkat çekici bir olay vardı. 5-1'lik skora rağmen Alem Yeşil taraftar grubu takımlarını tribünün önüne çağırarak genç futbolcularına destek verdiler. Onları bağrına bastılar. Biz sizin arkanızdayız, biz sizin yanınızdayız. Size bu mücadelenize güveniyoruz mesajını verdiler. Tabii o tribünlerde de ufak bir kargaşa yaşandı hocam. Rakip takımı alkışlıyorlar diye taraftar, Alem Gençlik taraftar grubu tepki gösterdi o rakibi alkışlayanlara. Yani hatta Amigo Kasap var. Evet. Dedi ki yani siz Trabzon'da alkışlandınız mı diye futbolculara da söyledi. Yani bunu nasıl değerlendiriyorsun hocam? Ya nasıl şimdi, görüyorsun taraftarın bu reaksiyonunu? Yani, iki hafta önce Zonguldak geldi. Zonguldak'ı alkışladık mı? Hepsi evet. Herkes alkışladı. Ama şurada bir farklılık var. Şimdi Erokspor bizim seyirci tahrik etti. Yani, özellikle Sertaş. Sertaş. Evet. Futbolla değil de başka yollarla gitmeye çalıştı. Anlatabiliyor muyum? Tamam biz yine Ero alkışlardık. Ama sen bu şekilde yönlendirirsen taraftarı, taraftar der ki kardeşim top oynadın ama centilmenlik tarafın yoktu. Fair evet. Play yapmadın. Onun için alkışlayanlara bizim diğer taraftarlar kızdı. Ve şunu da söyleyeyim. Maç sonunda 5-1 olduğu halde kendi takımını çağırdı. Ve dedi ki alkışladı. Bunu aynı şekilde geçen hafta aynı sonuçta 5-1'lik skorla Efeler de yaptı. Efeler taraftarı yaptı. İki taraftar grubuna da burada evet. Tekrar tebrik ediyorum. Kuşadası Spor da daha önce 3-0'lık Osmaniye yenilgisinin arkasından da Kuşadası taraftar da aynısını yapmıştı hocam. Destekleyeceğiz. Bu çocuk bakın bu takımlar gerçekten bak emek harcanıyor burada. Doğru. Ne olursa olsun tamam biz de eksiklerini söylüyoruz ama biz futbol anlamında teknik taktik anlamında söylemeye çalışıyoruz. Yani düzeltirler düzeltmezler o önemli değil ama ne yapıp ne edip bizim bu profesyonel takımdaki veya işte Baldigin'i destekleyeceğiz. Çünkü bir üst çıkarsa bizim ülkemiz, bizim şehrimiz, bizim ilimiz kazanacak. Tabii. Hepimiz kazanacağız. Hepimiz kazanacağız yani. Hepimiz kazanacağız. Destekleyeceğiz. Doğru. Evet sevgili izleyenler 5-1'lik galibiyetin ardından Esenler Erokspor ikincilik beyaz grupta 27 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Hocam zirvede biraz karıştı diyebiliriz. Van Spor 27 puanla ikinci şu an ekranlarınızda. Ankara Spor 25 puanla üçüncü. 22 puanı bulunan 4 takım 1461 Trabzon dördüncü. Yeni Mersin İtman Yurdu 5. Ankara Demirspor 6. ve Nazilli Belediyespor 7. sırada. Bundan sonraki süreçte de Nazilli Belediyespor'un çok önemli bir viraja giriyor.
gerçekten şimdi deplasmanda Afyon'la oynayacaklar, ardından Diyarbakır geliyor. Yani daha sonrasında Van deplasmanı var, ardından yeni Mersin İdman Yurdu ve Ankara Spor maçıyla siyah beyazlar sezonu, yılı tamamlayacak. Hocam bu çok kısa senden bu fikstüre ilişkinde bir değerlendirme şöyle alayım. Şöyle söyleyeyim, 22 puan 27 puan. Haftaya Afyonspor'u yenersek yine burada herkes o Nazilispor playoff oynar, şampiyon oynar diye konuşurlar. Ne görüyorsun hocam? Deplasmanda ne olur? Afyon'da iki ya, maçta galibiyetle ayrılamıyorlar. Zorlu Afyon, bir takım. Afyon şöyle bir şey, çok zor gol atıyor ama defansif olarak evet, iyi. Gol da yemiyorlar. Gol evet. de yemiyorlar ama gol de atamıyorlar. Bizim de en büyük özelliğimiz defans özelliği. Yani bu gol de atıyoruz hocam biz. Golcü bir takımız ya, aslında. Ya ben yine diyorum bu maçı Nazilispor avantajlı diyorum. Ben bu ama artık o baskıyı yapacaksınız. O baskı yap, o sert futbol oynayacaksınız. Hani biz olduk, biz bittik demiyor. Ya bu takımın, Mustafa biz olduk, biz ettik şansı yok. Bunlar hep 90 dakika boyunca aynı disiplin, aynı konsantrasyonda, aynı mücadele, o baskıyı, o sertliği gösterecekler. O kadar evet. Mustafa Nasıl. Hocam buradan tabii Nazilli Belediyespor'u tamamlamadan Nazilli Belediyespor kadın futbol takımı da ikinci lige çıktı. Evet. Onlar da playoff maçlarının hepsini kazanarak, gerçi bir maç oynadılar ama diğer hep rakipleri lisans çıkarmamışlardı. Onlar evet. da ikinci ligde mücadele edecekler. 7 Eylül Gençlik'le birlikte Nazilli Belediyespor ikinci ligde kadın futbol takımı Aydın'ı temsil etmiş evet. olacak. Tabii buradan da sevgili eşim Gamze Çelik'e de selam gönderelim. O da takımın bir parçası. Bir de gol kralı değil mi Mustafa? Evet bayağı hocam. Ben de daha önceki sene gol kralı nereden olmuştum. Takip ediyorum? Evet. Senden önce tanıştık biz Gamze ile. Tam evet. böyle o güzel kızımız. Biz orada idman yaparken onlar 12 yaşından beri aynı grup. Bak o kız 12-11 yaşından beri aynı grup devam ediyorlar. İşte süreç dediğimiz olay bu. Doğru. Ve hiç yapmadan o aynı takım geldi. Bak ikinciliğe çıkıyor, üçüncüye çıkıyor ama aynı şekilde gidiyor. Onları tekrar tebrik ederiz. Evet. Ne güzel yani bir şey havası var, bir kolej havası var onlara da. Başarılar dilerim tekrar onlara da. Evet değerli izleyiciler, programımızın ikinci bölümünde Efeler 09'u konuşacağız. Onlar da Aydın'ın Efeleri Trakya'da müthiş bir galibiyet aldılar. Ergene Velimeşe Spor deplasmanında yeşil beyazlı ekip 1-0'lık galibiyetle dönerek maç fazlasıyla 3. lig 2. grupta liderlik koltuğuna oturdu. Maça hızlı başlayan yeşil beyazlılar 6. dakikada Enes Can'ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu sonuçta tamamlandı. İkinci yarının hemen başında kaptan Sabutay rakibinin dirsek darbesiyle yerde kaldı ve ambulansla sahayı terk etmek zorunda kaldı. 90 tam maç böyle bitecek derken karşılaşmanın hakemi 13 dakika uzatma gösterdi. Gerçekten ölüp ölüp dirildiğimiz anlardı. 90+7'de hakem penaltı pozisyonunu gösterdi. Topun başına geçen ev sahibi ekipten Ömer Sokullu maalesef penaltıyı değerlendiremedi. Maalesef değil, iyi ki değerlendiremedi. Kaleci Mert'in harika bir kurtarışı vardı. Yeşil beyazlılar zorlu bir deplasmandan 3 puanla dönerek Aydın'a sevince boydu diyebiliriz. Evet sevgili izleyenler, Efeler 09 gerçekten sezona müthiş başladı hocam. Deplasman takımı da diyebiliriz. Nasıl değerlendiriyorsun karşılaşmayı? Şimdi oradan başlayalım o zaman. Deplasman takımı deyip dedin ya. Hocam maçı izledin, golleri oradan başlayalım. Nasıl oradan görüyorsun? Başlayalım. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela şimdi geçen hafta bir 5 tane bir takım gol yedi. Şimdi hoca burada kadroya çıkarken şöyle bir kafasına şey yapmış. Benim fikrim de o. Demiş ki işte 3 tane oyuncu değiştirdi. Burak Özbakır, Hakan Can Durdu, bir de Tayyip Mevlüt'ü koymuş. Burada diyor ki hoca, ben orta sahadan üretemiyorum, pas yapamıyorum. Biraz daha pas yapan oyunculara koyayım. Mesela Mert Efe daha çok böyle dripling yapıp böyle çok şey yapan. Mesela Deniz Karadeniz de aynı şekilde hep mücadeleyle evet. koşan bir futbolcu ama top ayağına gelince böyle üreten bir oyuncu değil. Ben biraz daha üretmem lazım demiş. Ona göre bir kadro çıkarmış. Hı hı. Zaten Efe'lerin de en büyük handikabı o. Mesela geçen hafta Batman maçında da onu yaşadık. Evet. Batman maçında da onu yaşadık. Yani Efe'ler çok zor gol atıyor. Neden? Orta sahadan kaynaklanan bir problem var Efe'lerde. Yani pas yapamıyorlar. İleri topu taşıyamıyorlar. Evet. İleri topu taşıyamayınca... Evet, Efe'lerin golü de evet. ekranlarınızda. Bak, Enes Can'ın golü. Şimdi mesela en basit şurada göstereyim bak. Efe'lerin golü hep böyle gol atıyor Efe'ler. Bak şimdi nasıl atacak bak şimdi. Orta sahada hep pres. Orta saha baskıları. Hep yani, baskıları evet. alıyorlar. Topu kazanıyorlar, böyle gol atıyorlar. Hani böyle bir organizasyon şekilde gole gitmiyor Efe'ler. Evet. İşte en büyük handikabı Efe'lerin o. Mesela iyi takımlara karşı da işte sıkıntılar yaşıyorlar. Evet. Efe'lerin bunu mutlaka devre arasında bir tane iki tane böyle orada orta sahada
o pas yapacak, edecek oyuncular alması lazım. Bir de Muhammed'le Polat'ın artık yani oyuna katılıp o pas trafiğine katılmaları lazım. Sağ bek, sol bekle olarak, anladın mı? Yani ve Sobutay ve Furkan da öne doğru gelip biraz daha o aradaki mesafeyi kapatırsa Efe'lerin işi daha da kolaylaşacak. Özellikle iç sahalarda. Evet. Ama Efe'ler çok iyi mücadele yapıyor orta sahaları. Ama üretken olmalı lazım artık. Mesela biz Gaziantep maçını izledim yine Efe'lerin. Bak şimdi Mustafa, 5-4-1 ile başladılar. Evet. Gayet güzel. Tamam, diyor ki hoca kenardan dedi ki ben dedi 5-4-1 ile başlayacağım. Gol yemeyeceğim. 5 tane defans önünde, 4 tane kapatacağım 9 kişiyle. Bak o kadar şey ki, ama bunu oynarken oyuncularını iyi seçeceksin. Şimdi orta sahayla sen 5'i ne kadar yaparsan aradaki öyle bir mesafe var ki. Evet. Sen bunu 5-4-1'i çalışmamışsın ki. O kadar bir mesafe var ki. 5-4-1 yapıyor. Aradaki mesafe hoca boş kalıyor. Oyunu tutmak istedi ama rakip tane... kaliteliydi. Ama kaliteli şey. Ama şimdi bak şimdi. Mustafa onlarda da genç. Oynamayan oyuncular oynattı. Evet. Şurada ben o teknik o açıdan yaklaşıyorum oraya. Sen şimdi 5 tane oyuncun 18'in içinde. Adamlar lambur lumur geliyorlar. Her dönen top da onların oluyor. Şimdi arada çok mesafe var. Orta saha oyuncuları defansif özellikli değil. Evet. Ötekiler de 5, ötekiler de çıkamıyorlar. 5'li çıkamıyorlar. E canım o sende o 4 dönüm bir tanesini hafif öne alıver. O aradaki boşluğu yani orta sahayla defans arasındaki boşluğu tamamla daha rahat oynayacaktı. Orada hocam birazcık artık hani Gaziantep diye bu nasıl olsa Gaziantep ya bir şey demezler mi dedi artık, evet. Ama ne olursa olsun her maçın tekniksel taktiksel olarak önemi çok büyük. Hocam Efeler karşılaşmasında, Efeler Ergene ve Elimişlispor karşılaşmasında maçın orta hakemi Muhammed Selim Özbek gerçekten maça damga vurdu. Hemen ikinci yarının ilk dakikalarında Sabutay dirsek darbesiyle, rakibin dirsek darbesiyle yerde kaldı. Hakem işte ekranlarınıza geliyor. Hakem bu pozisyonda hocam faul dahi çalmadı. Sabutay'ın da son aldığımız bilgiye göre, kulüpten yapılan açıklamaya göre burnunda bir kırık tespit edildi. O da belki bu haftayı kaçırabilir. Önümüzdeki hafta oynayacak karşılaşmayı. Hemen ardından hocam 83. dakikada ortalık bir anda karıştı her iki takım futbolcuları arasında. Hakem Deniz Karadeniz ve Efeler Spor'dan, rakipten de Ömer Yıldız'a kırmızı kart gösterdi. Sarı kartlar havada uçuştu. Ardından bir penaltı kararı. Yani hakem sadece maçı değil, yani Efeler için değil, iki takımı da etkileyecek kararlar verdi aslında. Penaltı pozisyonu bence tartışılır. Yani son dakikalarda senle daha önce konuşmuştuk. Evet, burada penaltı pozisyonu geliyor ekranlarınıza. Biraz basit olmuş gibi hocam, sen nasıl değerlendiriyorsun? Yani Mustafa hakem konusunda... Mesela penaltıda da hocam tabii Efeler'in galibiyetine çok sevindik ama yani penaltıda da bence bir hakem hatası var. Yani hakem iki taraf açısından da bence bu maça damga vurdu diyebiliriz. Sen yine hakemlerle ilgili konuşsa ben yine hakemlerle ilgili konuşmayacağım ama şu var. Evet. Oyuncu sağlığı çok önemli. Şurada Sabutay'a yapılan hareket. Sen oyuncu sağlığını hakem olarak koruman lazım. Değerli yönetmenimizden rica edersek. Ya şurada resmen hava top, şu dirseğe bak. 9 numaranın dirseğine bak. Hocam ya, bu pozisyonun aynısı geçtiğimiz sezon Kepez Belediyespor maçında da Efeler'in başına gelmişti. Gene orada da bir hakem hatasıyla şuna bak. Efeler gerçekten çok şampiyonluktan ya olmuştu. Ya burada yani. Kırmızı kart, hatta 4 maç bunu 9 numaralarına oynatmama cezası vereceksin. Çok net ya. Ömer Yıldız zaten sonrasında ya, kırmızı kart gördü de ancak burada hak ediyordu ya bence. Ya burada zaten Mustafa havaya hiç topla alakası yok. Direkt dirseğe vurmuş. Evet. Aynı bak bu şeyde pozisyonu geçelim. Vanspor Mersin maçı bak, o Nazlıspor şeyinde adam tekmesi, görüntülerde yok ama tekme Mustafa. Ya uçan tekme değil. Evet hocam ya, o görüntüyü izledim. Yani bulamadık gerçi onu, ya, siz değerlendirdiniz. Hakemler önce oyuncu sağlığı denir. Evet, maça çıkarken yani oyuncu karate sağlığı. Karate yapmış yani. Sen resmen karar verebilirsin de ben onlara bakmıyorum. Oyuncu sağlığı. Abi sen onları koru. Onlara 4 maç ceza ver. Mesela şurada federasyon devreye girmesi lazım hemen. 4 maç ceza vermesi lazım o adama. Evet. Aynı şekilde Vanspor Mersin maçı, o adama direkt 4 maç ceza vermesi lazım. Doğru. Onlar hakim, resmen adamı öldürmeye gidiyorsun. Ya hocam şimdi ben şunu anlayamıyorum. Bu hakemler tabii ileride tecrübe kazanacaklar. Hı-hı. Süper Lig'de, belki FIFA'da şeyde görev alacaklar ama Hı-hı. yani nasıl oluyor hocam? Bunu göremiyor. Yani Nazilli maçında yaşananları gördün. Evet. O Vanspor Mersin Manyurdu maçında olanlar ortada. İşte Efeler'in başına gelenler ortada. Yani hocam ya Mustafa, biraz kalite gelmesi lazım hocam ya. Kaliteden öte Mustafa ne biliyor musun? Bak şu pozisyonda futbol oynamış biri, tamam mı? Bunu rahat sezer. Evet. Anlatamıyorum. Ya birazcık da hakemleri seçerken bu konuları önemsememiz lazım. Yani mesela ben onu orada artık o sinirlenmiş o.
O sinirle bakmış, topu alamayacağım, o havada tık diye vurmuş. Vurmuş. Evet. Tamam mı? Yani o bu kadar basit. Yani. O işin şeyi o yani. Anlatabiliyor muyum yani? Evet. 90+7'de Efeler Fatih Dilek'in yerde kaldığı pozisyonda rakip Ergene Velimeş'e spor penaltı pozisyonu kazandı. Burada da topun başına geçen Ömer Sokullu maalesef şeyden penaltıdan yararlanamadı. Mert'in gerçekten inanılmaz bir kurtarışı var. Burada takımına gerçekten liderliği hediye etti. Mert, hocam Mert'in performansını burada nasıl değerlendiriyorsunuz? Arkada da görmüş olduğun gibi taraftarlar çok evet, seviniyorlar. Evet. Yani Efeler taraftarı da içeride dışarıda hocam gerçekten müthiş destek veriyor takımlarına. Aynı performansı buradan inşallah onları devam çok eder. Tebrik etmek tebrik istiyorum. Edelim, tebrik edelim. Aynı performansı devam etsin inşallah diyelim. Evet, burada her iki takımın da 10 kişi tamamladığı maçta Efeler Spor çok değerli bir galibiyeti alarak liderlik koltuğuna maç fazlasıyla oturdu. Yeşil Beyazlılar 18 puanla şu anda 3. lig 2. grupta lider konumda yer alıyorlar. 2. 17 puanla Batman Petrolspor gene 17 puanla Turgutlu Spor 16 puanla Karşıyaka 4. 15 puanla Amasya Spor 5. 14 puanla Pazar Spor 6. Hocam ne görüyorsun? Tabii şimdi ilk yarının bitmesi de çok Amasya'ya az kaldı. Amasya'ya kadar burada ben hepsinin şansı olduğunu görüyorum Amasya'ya kadar. Zaten şeyle Batman'la da Karşıyaka'nın bir maçı eksik evet. Değil mi? Bir maçı eksik ama o Amasya'ya kadar ben Amasya'da bu konuda bayağı iddialı. Yani sezon sonuna kadar bu 5 takımın bana göre götüreceğine inanıyorum bu işi. Bu beş takım arasında gider diyorsun hocam. Bu 5 takım arasında Pazar gider Spor ama... Pazar dahil olur mu buraya? Ama yok Pazar Spor böyle genellikle defa zaten hocayı da tanıyoruz. Evet bizim Kadir Hoca. Kadir Hocamız. Kadir 0-0 olsun. Selam yolluyoruz. Evet 0-0 olsun benim olsun der o hep. Evet. Ortalarda o gider öyle etli sütlüye karışmadan ama burada Efeler bana göre de yani sonra da Efeler, Batman... Karşıyaka'nın kalacağını düşünüyorum. Turgutlu'yu katmıyor musun bunu? Turgutlu'yu da katmıyorum. Çünkü neden? Turgutlu'nun mesela defansı anlatabiliyor muyum? Yani takım defansına uygun bir değil. Yani takım defansı yapmıyorlar genel anlamda. Bir de defansta da çok hata yapıyor. Evet. Anlatabiliyor muyum? Hocam onun şimdi... Için defansları pek şey... Ama bak Efeler'in defansı çok iyi. Batman'ın defansı çok iyi. Takım evet. olarak da iyiler. Ama Batman'ın bir... Yani Efeler artık alınmasın, şey yapmasın ama mesela Efeler geçen hafta Hı-hı. izledim. Daha çok bilinçliler, daha çok topu evet. biliyorlar. Yani ama tabii iyi hocam pas şimdi yapıyorlar. Burada kadro değerleri yani yandan, de Batman önemli. Petrol çok önemli. Yüksek paralara kadrolar kurdular. Ama kadro değerleri şimdi, yetmiyor Mustafa. Evet. Neden yetmiyor biliyor musun? Belki olacak ki Batman Petrol para sıkıntısı olacak bilmem ne olacak falan filan. Ama Efeler'de yaşanmaz o. Evet. Efeler çünkü futbolcular öyle bir futbolcu hocam, dünyasında sezon başında çok böyle makul bir transfer politikası yürüttü Efeler. Yani herkesin bir korkusu vardı acaba ne olacak dedi. Ancak Efeler Spor şu süreçte gerçekten müthiş bir yani başarı gösterdi bence. Buralarda olmaları müthiş bir takdiri hak ediyorlar. Evet. Nasıl değerlendiriyorsun ya hocam? Şimdi, yani Veys Kamber önderliğinde adeta şampiyonluğa koşuyorlar şimdi. Yani tabii şu da var hocam. 5-0'lık Batman Petrolspor yenilgisinin ardından gittiler Gaziantep'te 4-0'lık mağlubiyet aldılar. Kupadan elendiler. Hemen bunun akabinde Velimeş'e de 1-0'lık galibiyet. Yani bence çabuk toparlanmışlar. Çabuk toparlandılar, çabuk toparlan. Ama bu takım çabuk toparlanır. Çünkü Efeler öyle hani pas yapayım, sağa pas yapayım, sola Hı-hı. değil. Tamamen mücadeleye dayalı. Koşan oyuncular, evet, atletik oyuncular olduğu için hemen kendini toparlar. Bak Nazırlı Belediyespor da öyle. Bak Nazırlı Belediyespor'la Efeler'in bu seneki transfer mantaliteleri çok güzel. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle inşallah devam ederler. Ve ben bak ne Efeler'in... Ne Nazilli Belediyespor'un yani bu transfer politikasından dolayı az para vererek başarı elde etmeleri, bu mücadelelerini sonuna kadar destekliyorum. Hep bütün takımlar böyle olsa keşke. İzlemişler, görmüşler ve takımlarına ya genç de olsa güvenmişler. Ya bari şampiyon olmasın ya ne olacak? Gelecek sene olurlar. Ama ceplerinde para kalacak. Evet. Ama o kadar para harcamayacaklar. Anlatabiliyor muyum? Bak şimdi bak. Sezon ilerledikçe mesela Karşıyaka da iyi takım yaptı. Hı hı. Batman da iyi takım yaptı. Şimdi sen onların parasını veremediğin zaman, primlerini veremediğin zaman sıkıntı sorunlar yaratacak yaşayacak. Oyuncular evet. var. Sorunlar yaşayabilir. Efeler buradan çıkabilir. Evet. O anlamda çıkabilir. Ama futbol kalitesine baktığım zaman evet Batman bir adım önde. Hocam şöyle bence Efeler'in en büyük sıkıntılarından birisi sağ sorunu. Şimdi evet. baktığımız zaman sevgili izleyiciler 9 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyette Yeşil Beyaz'da ekip 18 puanla lider konumda şu an ama
bu karşılaşmaları, yani birçok galibiyet deplasmanda aldılar. 5 karşılaşmada, dışarıda oynanan 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlikleri var. Hiç yenilmedi Efeler deplasmanda. Ama içeride 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet. Yani saha sorununu Efeler çok içten içe yaşıyor sanırım. Hocam sen nasıl değerlendiriyorsun? Mustafa, niye güldün biliyor musun? Son dakikada bir gelişme var. Bu İncirliova stadında oynuyorlar ya hocam. Evet. Aynı saatte iki maçı da aynı saate vermiş federasyon. Yani ya şimdi bak, bu işin sonra bence hemen çözülmesi şimdi lazım. Efeler için niye güldün biliyor musun? Efeler bütün maçları deplasmanda olsa şu anda lider ve 4 puan önde deplasman. Evet. Anlatabiliyor musun? Bak deplasmanda bari de söylesinler de biz deplasmanda oynuyoruz bütün maçları desinler. Gerçekten ya 4 galibiyet bir mağlubiyetleri yok deplasmanda. Evet. Ama içeride 1 galibiyet 2 beraberlik 1 mağlubiyetleri var. İç sahada da küme düşüyorlar. Evet. İç saha sonuçlarına göre küme düşüyorlar. Dış sahada da 4 puan öndeler. Şampiyonluğu rahat hocam, bir şekilde götürüyorlar işi. Şimdi baktığım zaman deplasman sonuçlarına göre, pardon, iç saha sonuçlarına göre Efeler Spor iç sahada 5 puan toplamış ve 12. sıradalar. Ligin dibindeler küme yani. Düşüyorlar. Evet. Aynen. Yani 4 takım düştü. Hocam bence Efeler'in şu stat sorununu bir an önce çözmesi lazım. Nerede sadece oynayacak hocam? Nazil'de mi oynasın artık? Kuşadası'nda mı? Sadece nerede Efeler oynayacaksa oynasın artık. Sadece hocam, ben bir bunu her hafta programda elimden geldiği kadar söyleyeceğim. Bizim çok büyük bir Aydın bölgesine spor kompleksi gerekiyor. Evet. Nereye lazım? Sultanhisar tam göbek. Evet. Sultanhisar'da da böyle çok büyük araziler var. Evet. Sultanhisar'a Aydın taraftarı atlar trene veya şuradan hemen bir 15 dakika. Nazilli'de 15 dakika. Anlatabiliyor muyum? Çok büyük bir spor kompleksi lazım. İçinde gerekirse yüzme tenis kortları, yüzme kursları, yüzme sahaları. Ondan sonra büyük bir stadyum. Yani her şeyse olup takımların özel giyinip soyunup yerleri, yani böyle kocaman bir spor kompleksi lazım Aydın bölgesine. Aydın gibi bir yerde, yani bir tane stat yok, bir tane Nazilli'yi de saymıyorum. Evet. Bir tane stadyum yok. Doğru. Hocam buradan ben tabii Efeler Spor yönetimine ve Efeler Spor basın birimine de çok teşekkür etmek istiyorum. Orada Kamil Kazankaya kardeşimiz var. Evet. Alper Uçar Kamil kardeşimiz de var. Sait kardeşimiz var. Bize görüntülerde, bilgilerde çok yardımcı oluyorlar. Onlar da spor basınının Aydın'daki en büyük destekçilerinden bir tanesi. Buradan oradan onlara teşekkürlerimizi gönderelim. Ayrıca yayınımızı izleyen Atay yöneticimiz var. Onu da selamlarımızı gönderelim. Selamlar. Artık yavaş yavaş Efeler'i tamamlıyoruz. Kuşadası Spor'a geçiyoruz. Kuşadası Spor 3. grupta. Onlar da şampiyonluk mücadelesi veriyorlar. Siyah Beyazlar ligin 9. haftasında sahasında Fatsa Belediyespor'u konuk ettiler. Yani güvercin 3-1 öndeyken son dakikalarda gelen rakibin 2 golüne engel olamayarak karşılaşmada 1 puana razı oldu. Müsabaka 3-3'lük beraberlikle sona erdi. 23'te Yavuz Selim Tek ve 42'de Taha Balcı ile 2-0 öne geçen Kuşadası Spor 45+4'te Hakan Aydın'ın ayağından yediği golle devre arasında 2-1 önde gitti. İkinci yarıya hızlı başlayan Kuşadası 48'de Taha Balcı ile farkı yeniden 2'ye çıkardı. Ancak 89'da gene Hakan Aydın ve 90+6'da Tayfun Tatlı'nın attığı gole engel olamayan güvercin 1 puana razı oldu. Hocam Kuşadası Spor tekrar yani taraftarını kahretti diyebiliriz. Şampiyonluğu oynayan bir takım, 2 farklı öndesin, evindesin, taraftarın gücünün arkasını almışsın. Ancak son dakikalarda gelen bu 2 gole engel olamıyorsun. Nasıl değerlendiriyorsun karşılaşmayı? Şimdi Mustafa, Kuşadası Spor'u biz haftalardan beri diyoruz ki defansınız hocam ağır. Arkaya atılan her top pozisyon oluyor. Bir de ön bölgede, evet, defansif hücumda başlar diyoruz. İşte Dilaver güçlü, Serdar Eğilik, Taha Balcı olmaz diyoruz. Hep bunları söyledik. Hoca bu hafta kendi kafasına demiş ki ya evet, Serdar, Dilaver, Taha oynamıyor. Onları kenara oturtmuş. Buraya kadar her şey güzel. Evet. Ve güzel olan tarafı da bir anda 3-1, hatta 2-0, sonra 3-1 öne geçiyorlar. Evet. Her şey güzel. Kimi oynatmış onların yerine? Volkan'ı almış. İşte Ali Yiğit'i almış. Yani koşan oyunculara, defansif özellikleri oyuncular almış. İleri de Çağrı Ortakay'a, Yavuz Selim'i sağ tarafa alıp bu şekilde koşan oyuncular, atletik oyuncularla bir de iş yapan, böyle pas yapan oyuncuları harmanlamış. Evet. Zaten biz bunu istiyorduk. Gayet güzel. Ama ta ki 68. dakikaya kadar. Ya hocam 3-1 öndesin. Siz
neden muhteriptiniz? Niye bu takım böyle oluyor diyordunuz? Niye bu takımı değiştirdiniz bu maça çıkarken? Evet. İşte Dilaver, Serdar, hani koşan oyuncular yok, atletik oyuncular yok. Onun için ben bu takımı değiştireyim demişsiniz. Ama hocam daha maç bitmedi ya. Sen aynı şekilde o adamları çıkardın. Serdar E'yi aldın, Dilaver'i aldın. Bir de kimleri çıkardın? Orta sahadan Volkan'la Ali Yiğit'i çıkarıyorsun. Merkezi boşalttın. Merkezi boşaltıyorsun. Evet. Ondan sonra sen öndesin aynı hatayı... Öndesin bir de yani hocam. Bir de öndesin 3-1. Ya önde olan bir takımdan sen bu merkezi giden niye değiştiriyorsun ya? Niye de ya al Talha'yı al. Al ondan sonra şeyi Çağrı'yı al. Ya bu Yavuz'u al. Ya bunu bu oyuncu sen orta sahayı değiştiremezsin hocam iyi giden takımı. Evet. Ve gelelim defansa. Ya hocam 13 gol mü yemişsiniz? 13 gol yemişsiniz ya. Ya pardon 9 gol yemişler. 9 gol hocam evet. 9 haftada 9 gol Mustafa. Gol ortalama 1. Her hafta gol yemiş Kuşadasıspor. Şampiyonluğu oynayan takım her hafta gol yer mi Mustafa? Hocam sence şimdi Kuşadasıspor biliyorsun böyle 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgiyle şu anda 20 puanla 2. sırada yer alıyor. Karaköprü Belediyespor'un inanılmaz bir çıkışı var. Yani şimdi nasıl değerlendiriyorsun? Eğer bu sonuçların aynısı Nazilli'de ya da Efeler'de falan, gerçi Efeler biraz farklı bir camia ama Nazilli'de olsaydı Nazilli ne olurdu daha hocam? Daha iyi tanıdım. Şöyle söyleyeyim. Nazilli'de mesela o yani böyle bir takım kurulup da Nazilli'de olsaydı hoca daha 3. hafta gönderilirdi. Evet. Hoca 3. hafta gönderilirdi. Yani bizim Nazilli'nin şeyi o. Yani diğer takımlarda da öyle. Ama Kuşadası'nda süreç böyle işliyor. Yani bir de şu var ya, Murat'la Özgür kaç haftadan beri böyle gidiyorlar. Evet. Mesela bak hep 3 gol yiyorlar, 9 gol. Ya hocam değiştir ya, değiştir. Olmuyorsa Murat'la Özgür, olmuyorsa ya olabilir, iyi futbolcu olabilirler. Ama daha sezona daha iyi başlamamış olabilirler. Atları Murat'la Özgür olduğu için yapmayalım bunu. Anladım. Ya performansları eksikliği, istatistiklerine bak. Ya onları da bir kere oynat. Şu dörtlü defans 9 gol yemiş kaleciyle beraber. 9 haftadan beri aynı. Evet. Hocam şimdi önümüzdeki hafta Kuşadasıspor deplasmanda bir başka Aydın'ın teknik adam Gürkan Feratoğlu'nun çalıştırdığı Bornova 1877'ye konuk olacaklar. Çok zor maç. Tabii Kuşadası'nı zorlu bir fikstür bekliyor hocam. Evet. Bornova ile deplasmanda oynayacaklar. Tepecik ile içeride oynayacaklar. Ardından Erbaspor deplasmanına gidiyorlar. Ardından Darıca Gençler Birliği ve Ağrı 1970. Yani nasıl değerlendiriyorsun bu kalan maçları, yani Kuşadasıspor'u? Ya şimdi bak, Erbaa ile oynuyor. İlk 6'ya baktığın zaman Bornova ile oynuyor. Evet. Yani daha Kuşadasıspor'un maçları daha yeni başlıyor. Evet. Bu bir. İki, Bornova. Bornova daha çok koşan bir takım. Yani bozan bir takım. Evet. Yani bizim Kuşadası'nın en büyük handikapını böyle koşan takımı işte geçen hafta Osmaniye'ye geldi aynı şekilde. Bu hafta yine koşan takım yine aynı. Evet. Karaköprü'ye gittiler. Fasla Karaköprü'ye gittiler. Yine onlar koşu defansın arkasını hızlı giden oyuncu. Bornova'da aynı tip oyuncular var. Burada tabii Gürkan Feratoğlu da 21 yıllık hasretine, profesyonellik hasretine son verdiği Kuşadasıspor'la ilk defa rakip olacak hocam. Rakip o da olacaklar. Dikkat çekici bir detay. Evet, rakip olacaklar. Ya yalnız ben bir şey söyleyeyim mi sana? Böyle takımlar ters geliyor Kuşadasıspor'a. Ona göre Kuşadasıspor'un oyuncu portföyü, yani bu ilk 11'le yine ben çıkması taraftarıyım. Evet. Çünkü gerçekten bu kadro koşan atletik bir takım ve ileride Tağbağlıcı iç bitirici, Volkan da geriden top çıkararak özellikli bir oyuncu, tecrübeli bir oyuncu. Evet. Artık oyuncu değişikliklerine biraz daha hocam dikkat ederse ben Bornova'dan Kuşadası'nın galip geleceğini inanıyorum. Bu kadro benim kafama uydu yani. Ama inşallah hoca bu şeyden dönmez. Hani hoca burada ne yapmış biliyor musun? Yani bir de bu maçta Mustafa, yani ya Dilaver mesela 68, ya Dilaver 68. artık alayım ya oyuna. Biraz hoca, zorunda kalmış gibi hissetmiş. İsimlerin kendini altında ezilmiş. Evet. Anlatabiliyor muyum? Ya Serdar alayım da küsmesin. Evet. Abi öyle bir şey yok. Futbolda öyle bir şey yok artık. Kalmadı hocam, Mustafa yani. Artık yavaş yavaş toparlayalım buradan. Kuşadasıspor'a da önümüzdeki hafta Bornova Spor karşılaşmasında da başarılar diyelim. Bölgesel amatör lig temsilcilerimize geçiyoruz. Bu hafta Didim Belediyespor Keçibeoğlu deplasmanında 5-0'lık galibiyetle adeta kendini buldu mavi beyazlı ekip. Bir diğer temsilcimiz İncilova Belediyespor ise Sivaslı Belediyespor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti. Söke Spor ise gene taraftarını üzmeye devam ediyor. Kırmızı lacivertler 1-0 önde götürdüğü müsabakayı 2-1 Muğla Spor'a kaybetti. Evet hocam, Didim Belediyespor'dan başlayalım diyorum. Yani lige maça fırtına gibi başladı mavi beyazlar. Mustafa Hakkı Peker 3 ve 13'te durumu 2-0'a getirdi. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı. İkinci yarıda 47'de Ferhat
Öztaş Delen 64'te Anıl Bircan, 75'te Rıza Bulut 5-0'lık galibiyeti mavi beyazlara hediye etti. Teknik direktör Sercan Yıldırım önderliğinde Didim Belediyespor ilk galibiyetini aldı hocam. Nasıl değerlendiriyorsun Didim'in Didim performansını? Didim Spor zaten takım olarak, oyuncu olarak, bireysel olarak iyi oyuncu. Kaliteli bir takım. Kaliteli evet. bir takım söyledik. Ama Didim Spor ilk haftalarda böyle fair play'e karşı ters hareketler yaptığı için aslında takım ruhunu ortaya koyamadı. Ve ilk galibiyetini maalesef 3. hafta, 4. hafta almak zorunda kaldılar Mustafa. Evet. Didim Spor'un galibiyetleri, esas Didim Spor bu. Bu hafta da çivrili oynuyorlar. Oradan da bir galibiyet olunca yukarı doğru gideceğini düşünüyorum İnşallah. Artık. Didim ama kendi şeyle, futbolla ilgilensin dedim. Başkanlarından ta aşağıdaki malzemesine futbolla da ilgilensin evet. diyorum yani. Bizim de tek temennimiz o. Buradan Didim Belediyespor'u evet. tebrik edelim. Evet, Laleler 3 puanla tanıştı. İncirliova Belediyespor deplasmanda Uşak temsilcisi Sivaslı Belediyespor'un konuğu oldu. Kırmızı beyazlı ekip 1-0 geriye düştüğü maçta mücadeleyi 3-1 kazanmayı bildi. İkinci dakikada Serkan Yeşilyurt ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu sonuçta tamamlanacak derken 45+2'de sahneye çıkan Feyyaz Furkan Güroğlu durumu 1-1'e getirdi. Kırmızı beyazlar 60'da Arda Uslu ve 88'de Mesut Ağgül'ün golleriyle 3-1'lik galibiyette kazandı. Şu anda İncirliova Belediyespor'un evet ilk golü ekranlarınızda, harika bir gol hocam. Oo. Bakın. Kim atmış o golü Mustafa? Hocam bu golü Feyyaz Furkan Güroğlu attı. Oo, maşallah. İncirliova'nın santforu. Jenerik bir gol olmuş. Jeneriklik bir gol evet. Buradan kendisini tebrik edelim. Yalnız bir şey söyleyeyim. İncirliova'ya biz geçen hafta da konuştuk ya Mustafa. Genç oyuncular dedik. Daha lige yeni hazırlanıyorlar dedik. Evet. Ve gün geçtikçe galip geldikleri zaman kendilerine güven geleceklerini, benim de orada biliyorum futbolcularım var. Evet. Tanıdığım için söyledim onları ben. Yani çok koşan, mücadele eden bir takım. İnanılmaz bak, İncirliova sürpriz yapabilir. Orada bir de Yunus Mercimek diye bir oyuncu var. Geçen duydum, kadro dışı kalmış. Ya Yunus karakteriyle bizim Nazilli Belediyespor'un altyapısına yetişen bir oyuncu. Futboluyla İncirliova'lı bir de kendisi. Evet. Katkı sağlar. İkinci golü yani de alalım. Değerlendirsinler, evet, ikinci golü de ekranlarınızda şu anda. İncirliova'nın ikinci. Bu da çok güzel gol hocam evet, ya. Evet. Gollerin bunu hepsi güzel olmuş. Arda Can attı. Yani mükemmel bir gol. Bak İncirliova kendine güven geldi ama Mustafa çok iş yapar. Çok koşan takım, dinamik takım bak. Ama hocam sağları var. Kötü ya. Ya sağları kötü de Mustafa, bana göre böyle takımlarda öyle sağ olsun ya İncirliova takımlarının. Anlatabiliyor muyum? Evet. Gelen takımlar, pas yapan takımlar son sıkıntı. Son golünü de verelim İncirliova'nın. Daha sonrasında Söke Spor'a geçecek. Bu da uzatma dakikalarına geldi. 90+2'de Mesut Ağgül kafa evet. vuruşuyla stoper Mesut topu ağlara gönderdi ve skoru belirledi. 3-1 İncirliova galibiyet aldı. Onlar da 4 maçta 1 galibiyet, 3 mağlubiyetle birlikte 3 puan topladılar. 9. sırada haftayı kapattılar. Önümüzdeki haftada Muğla'nın güçlü takımlarından Yatan Spor ile karşı karşıya gelecekler. Evet, Söke sonunu getiremedi dedik. Söke Spor ligin 4. haftasında sahasında Muğla Spor'u konuk etti. Kırmızı lacivertliler 41'de Yakup'un attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu sonuçta tamamlandı. İkinci yarıda Söke ekibi rakibi dayanamadı. 62'de Batuhan, 79'da Muhammed Ali Aydın eski Nazilli Belediyespor'un gollerine engel olamadılar ve bu karşılaşmadan da eli boş ayrıldılar. 4 maçta 3 yenilgi ve 1 beraberlikle 3 puan toplayan Söke Spor. Onlar da 10. sıradılar. Golleri izliyoruz hocam. Bu Muhammed'in golü. Muhammed Ali Aydın. 2 golle defans atası var. Evet. Haftalardan beri. Ya Söke o kadar güzel bak. Önde pas yapıp. Hocam ilk golde biraz kaleciye çarpmış. Ya kaleciye ilk gol çarptı da Mustafa bak, ilk golün bir başlangıcını görelim. Bak şimdi bak. Her bak, defansın arkasına her atılan pozisyon golü. Bak burada dur. Ya kafa top bak. Hep bu. Bak bütün golleri Söke böyle yiyor. Evet. Baskıya giderken bir defansın arkası top yiyor. Ya bu abi defans oyuncuları gelen topa birde bir timing hatası, timing çalışma yani onları alacaksın, uzun top çalıştıracaksın bol bol. Uzun top çalıştıracaksın. Hep bak birinci gol böyle. İkinci gol yine defanstan çıkarken. Bak ikinci golde varsa orada Mustafa. Evet var. Muhammed Ali Aydın'ın golü. Muhammed Ali. Evet yani, bu. Ara pas. Çok güzel bir ara pas. Burada ama buranın başlangıcı var Mustafa. Başlangıcı ne biliyor musun buranın? Burada topu stoperler çıkarken kaptırıyor. Baskıdayken top geri geliyor. Evet. Dengesiz yakalanıyor savunma. Pas hatası yapıyor ve pas hatası arkasından Muhammed'e bir pas o geliyor. O da çok tecrübeli bir golcü. Nazilli'de de çok kaliteli golleri yalnız vardı. Yalnız bu defans Söke Spor mutlaka önlem alması lazım artık. Hep defans hatası, hep hücuma giderken top kaptırıp veya işte hücumdayken hep böyle. Yani Söke bana göre hakkını alamadı. Her defansın arkası gol oluyor. Yani
Artık Söke Spor galip gelmesi lazım çünkü yani o mücadeleye, o emeğe, o 3. bölgede şeye hala daha karşılığını alamadı. Söke Spor adına çok üzülüyorum evet, yani o konuda. Süper Amatör Lig'e geçeceğiz sevgili izleyenler. Çok hızlı bir şekilde Süper Amatör Lig'de de Çinem Adnan Spor ilk kez seyircisinin karşısına çıktığı maçta Köşk Belediye Doğan Spor'u 3-0 mağlup etti. Kardeşköy Spor ile Sultanhisar Spor arasında oynanan müsabakada 2-2 sonuçlandı. O da muhteşem bir maçtı. Kuyacak Spor sahasında ağırladığı Aydın Büyükşehir Belediyespor'u Uğur Kötölüoğlu'nun ikinci yarıda attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu maçta haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından bir tanesiydi. Kurtuluş Spor deplasmanda konuk olduğu Aslanlı Gençlik Spor'u 3-0 mağlup etti. Onlar da Necip Bilgin Başkan önderliğinde gerçekten sezona çok iyi başladılar hocam Kurtuluş Spor'da. Onları da tebrik edelim. Evet, ligde puan durumu da şu şekilde oluştu. Birinci sırada Çinem Adnan 6 puanla lider. İkinci sırada Sultanhisar, üçüncü Kurtuluş, dört Kardeşköy, beş Kuyacak Spor. Diğerleri de puanı bulunmayan Akça Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Köşk Belediye Doğan Spor ve Aslanlı Gençlik Spor. Hocam Süper Amatör Ligi çok kısa. Hemen çok bir dakikanı alayım. Spor amatörü daha yeni başladılar ama yani spor bizim öyle bir şey ki para harcayanlar var, para harcamayanlar var. Şimdi para harcayanlar mesela Çinem Adnan'ı olsun, öbür grup daha zor mesela. Evet. Bir hamle öndeler. Bana göre yine bu geçtiğimiz senelerdeki gibi olacak. Gibi olacak yani. Geçtiğimiz evet. senelerdeki gibi olacak. Ama benim şeyim ya genç oyuncuları kazanalım diyorum. Yani bu özellikle bu spor amatör maçları diyorum. Birinci amatör diyorum. Yani ben böyle çok para harcamalara karşıyım burada. Evet. Yani ya onun bal işte çıkıyorlar ne oluyor? Evet. Düşüp geliyorlar. Evet yani. Sevgili izleyenler, Hayati Kılıç Arslan Gencerli İtman Yurdu voleybol takımının başkanı. Onları da bizim programımız, bizim haberlerimiz sayesinde İzmir'den büyük bir firmanın sponsor olacağı konuşuluyordu. Onun bilgisini aldık. Buradan da başkanımıza selamlarımızı iletelim. Hayati Başkan teşekkür ederim evet. dedi. Evet o konuda. Dedi ki hocam dedi Mustafa telefon numarasını vermiş dedi. Vallahi sizden sağ ol dedi. Hiç tanımadığım biri bize sponsor oldu. İzmir'den büyük bir firma dedi. Evet. evet. Yani yine söylüyorum böyle insanlara yardım edilir yani. Yardım edilir çünkü çok koşturuyor. Başkan gerçekten çok koşturuyor. Emeklerine sağlık diyelim onların evet. da. Evet değerli izleyiciler, Spora Dair programında bu hafta gene Utku Duru hocamla birlikte dilimizin döndüğünce Aydın futbolunu yorumlamaya çalıştık. Güzel bir program oldu. Gerçekten biz de vaktin nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Daha çok vakit ayırmak istiyoruz ancak tabii kısıtlı bir süremiz var. Bizimle olduğunuz için siz değerli izleyicilerimize teşekkür ederiz. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.